Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlere Microsoft Excel ortamında bir diğer sayfadan verilerin alınması ile ilgili bir çalışma yapmak istiyorum. Arkadaşlar bildiğiniz gibi Excel dosyası içerisinde çok sayfada, çok sayıda tablo ve sayfa bulunabilir. Bunlara biliyorsunuz sheet de diyoruz aynı zamanda. Peki buradaki veriler nasıl diğer bir sayfaya alınır? İsterseniz bu sayfa komple çoğaltılabilir. Kontrol ile şöyle sürüklüyorum. Ondan sonra siler kullanabilirsiniz o verileri. Onun dışında normal copy paste yapabiliriz. Aldık kontrol C. Tabii formatlarını vesairesine dikkat etmek lazım. Görmüş olduğunuz gibi yapıştırmış olduk. Tabii bir diğer sayfa daha açayım şimdi. Tabii buradaki bir sıkıntı formül olan şeylerin alınması ilişkin. Yani burada örneğin tutarla şey çarpılmış. Eğer siz bunu tek başına almaya kalkarsanız bunlar olmayacağı için yani formül kopyalarken dikkat etmek lazım. Bunları kontrol C ile alırsak tabii ne olacaktır? İşte bu olacaktır. Yani başvuru hatası, referans hatası. Çünkü bu bir formül. Orada bunları da arayacak. Bağlantılı yapıştırsak da, pasting yapsak da bunları hep arayacak. Demek ki onlara dikkat etmek lazım. Ya da bunu nasıl yapıştırabiliriz? Ctrl C dediğim zaman buraya gelip değer yapıştır, paste value şeklinde yapıştırmak gerekir. Demek ki bunlara dikkat etmek gerekir formatlarına vesairesine. Diğer yandan arkadaşlar bağlantılı yapıştırmayı da göstereyim. Şunu sileyim. Bir bağlantılı yapıştırma seçeneğimiz var. Yani biz bunu diyelim ki bunu buraya yapıştırdık. Tamam, güzel. Ondan sonra ama tam formül de geldi. Ama buradaki değerler değiştiğinde arkadaşlar ne bileyim bu böyle olduğunda bu böyle olduğunda bunun bir fark buraya gelmeyecek bunlar. O anlamda eğer isterseniz bir alternatif yine bunu temizleyerek yapayım. Bağlantılı yapıştırma şeklinde, pastelink şeklinde bakın. Ctrl C buraya geldim. Bakın o da şurada oluyor. Şu işaret. Bağlantılı yapıştırma anlamına geliyor. Bu bildiğiniz eşittirle link yapmak gibi bir şey. Ve böylelikle orada bir değişiklik olur ise arkadaşlar tekrar 3 ile 5 yapayım. Ondan sonra burada da aynı değerleri görüyor olacağız. Diğer yandan bir kullanım şekli arkadaşlar yine temizleyeyim. Dışarıyla getirmek olacaktır. Ne bileyim yani buradaki ürün kodları vardır. Ondan sonra siz de burada bu ürün kodlarına ait fiyatları, adetleri, tutarları getirmek isteyebilirsiniz. Yani başka bir yerden de ürün tablonuz vardır. Ya oradan bana verileri getir. Tabii bu eğer birebir aynı ise copy paste yapılabilir ama farklı sıralarda ise bunlar diyelim ki sırasını değiştireyim. Ondan sonra buraya alayım. O durumda ne olacaktır? Düşey arayla getirilebilir. Bir lookup'la düşey ara, bunu ara, nerede ara, siparişlerin ürün kodundan başlayarak neyin istiyorduk alt. Orada 6C'yi de görelim. Alt sütun yanından getir anlamında olacaktır. Formül çubuğundan devam ediyorum. Altıncı sütununu getir sağından tam karşılığını getir. Arkadaşlar diğer bir anlamda yanlış seçeneği tam eşleşme seçeneğiyle düşey aramızı yapmış oluyoruz. Bu da onların neyini getirmiş olduk? Tutar toplamlarını getirmiş olduk. Demek ki diğer bir sayfadan veri alınabilir mi? Alınır. Bir problem yok. Ancak aldığınız şeyler eğer bir formülse ve o formülün ilgili değerleri de yoksa burada başvuru yiyeceğiz. O hatasını yiyeceğiz. Onun dışında bağlantılı yapıştırabilirsiniz arkadaşlar. Burada görmüş olduğunuz gibi Ctrl C dedikten sonra bağlantılı yapıştır seçeneğini kullanabilirsiniz. Buradadır kendisi. Ondan sonra ya da işte elinizde bir kodlar var. Diğer tarafta onun karşılığını almak istiyorsunuz. Diğer dosyalardan da aslında aynı şekilde var. Onu da diğer bir video ile anlatıyor olacağım arkadaşlar. Demek ki bu şekilde bağlantılı olarak veya bağlantısız olarak yapıştıracak şekilde diğer dosyadan veri alınabilir. Diğer dosyayla ilgili çalışmada da ise
Bu bağlantıların yönetimi sorun olacak. Çünkü almış olduğunuz bağlantılar arkadaşlar bir dış veri şeklinde o dosyanın yerinde olmaması problem olacak. Burada ise diğer bir sayfadan alınıyor. Tabii bu sayfa giderse de çünkü bu sayfadan alınıyor şu anda. Bu sayfa giderse de ne olacaktır? Bu sefer buradakilerde problem olacaktır. Yani üstüne bindiğiniz ya da bu şekilde hani bir bağlantı yaparak, bir formül yaparak başka sayfalardan alındığında ona dikkat etmek gerekecektir. Evet arkadaşlar, bir diğer sayfadan verileri almakla ilgili yapılabilecek tipik işlemleri sizlerle paylaştım. Umarım yararlı olmuştur. Bir diğer videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.